Evet, Roma uygarlığıyla devam ediyoruz arkadaşlar. En büyük uygarlık bu mu? Evet. Yoksa yani İskender'in sınır olarak yakalar birbirini. Öyle mi? Ortalama tutarlar. İskender diyorsanız 33 gibi. Şimdi Roma uygarlığı İskender İmparatorluğu'yla benzer zamanlardır. Fakat İskender Yunan şehir devletlerini alır ve İskender İmparatorluğu yıkıldığında Roma uygarlığı onun sahip olduğu Yunan şehir devletlerine sahip olur. O yüzden birbirinin devamı gibi de düşünülebilir. Fakat yöneticileri kesinlikle aynı değil. Artık bambaşka bir uygarlık. Başlangıç noktası neresi? Şimdi Roma diyoruz adı üstüne. Roma şu an nerede? İtalya'da. Dolayısıyla ben başlangıç olarak şu çizmenin olduğu yere bakacağım. İtalya'nın olduğu yer. Roma'da şurada. Dolayısıyla Roma şehrinde başlayan bir serüven bu. İlk önce İtalya'da şehir devletleri varken, Roma'da bu şehir devletlerinden bir tanesiyken, hani Yunan şehir devletleri gibi, işte kendi sınırlarını yavaş yavaş genişletir ve etrafındaki şehir devletlerine hakim olur. Yani Apennin Yarımadası'nda, bu çizme diyoruz ya işte, burası Apennin Yarımadası, bulunan İtalya'da uygarlık, yani yeni çağ, orta çağ falan değil, çok daha eskiye gidiyor. Orta taş çağına kadar. Yani biz buna mezolitik dönem diyoruz. Bu döneme kadar ilk insanlar burada o dönemlerde de yaşadılar. Dolayısıyla da eski bir kültüre sahipler, yerleşik bir kültüre sahipler ve kim bunlar? Yani o dönemde yaşayana Romalı denmiyordu. Kim bunlar? İtalikler. Zaten İtalya adını bölgeye veren topluluk. Eğik duruyorlarmış böyle. O yüzden biz onlara İtalikler diyormuşuz. Evet, İtalikler, eğik. Bitti. Hocamız gitti şu anda. Bir de boğutlar var. Birazdan onlara çıkacağız. Evet. Bir de boğutlar var o zaman hocam. İtaliklerden başka bir de bölgeye sonradan gelen ama İtalikler kadar güçlü olan bölgede ve tutunan Etrüskler var. Biz mitoloji tanrılarının Etrüsklerle çok fazla sosyalleştiğini görüyoruz. Yani mutlaka bir hikayenin içinde bir Etrüsk kelimesi geçiyordur mit kahramanlarının yanında. Şimdi bu göçler Fenikelilerle, yani İtaliklerin yanına gelen Etrüsk göçleri Fenikelilerle Yunanların kurdukları kolonilerle devam ediyor. Yani burası göç alan bir bölge. Göç aldığına göre demek ki belli özellikleri var. Göç alan yer nedir? Tarıma elverişlidir. Su uygundur, su kaynakları yeterlidir. Ve iklim olarak insan yaşamına yine elverişlidir. Dolayısıyla İtalikler zaten buradaydı. Etrüskler sonradan geldi. Bir de Fenikelilerle, hani şu bölgede Fenikeliler vardı, şu bölgede Yunanlılar var. Yani onların kalkıp da buralardan yine bölgeye deniz yoluyla, zaten kolonicilik yapıyor ya onlardan, deniz yoluyla geldiklerini düşünürsek nüfus oldukça kalabalıklaşıyor ve artıyor. İtalya Yarımadası, yani Apennin dediğimiz o bölge ve Akdeniz çevresinde kurulan büyük bir uygarlığa biz Roma diyoruz. Başlangıçta küçükken, sonradan büyüyor. Kim kuruyor? Romus Romulus kuruyor. Aslında Romus Romulus ya tek bir kişi değil. Bunlar kardeş Romus Romulus. Ve onların bir sembolü var. Bu sembol de şu an Amerika devleti tarafından sembol olarak da kullanılıyor. Kartal. Kartal sembolü. Şu şey mi? Amerikan askerlerinin filmlerinde olduğu. Evet, o kartal. O. Aynen. O resmi kartal gördüğümüz Amerika Konya dışında. Konya Büyükşehir Belediyesi de kullanıyor. Yani şöyle bir durum var. Sadece tabii ki Roma'da aklımıza gelmesin. Bizans da kartalı kullanıyor. Hatta Selçuklu da kartalı kullanıyor. Yani tabii ki o kartal hayvanının özelliğinden kaynaklanan bir durum. Ama kartal figürünü değiştirerek kullanıyor. Bazıları çift başlı kullanır. Bazıları tek başlı. İşte kafası sağa bakar, sola bakar. İçindeki tüyünün süslemesi farklıdır ama kartaldır yani. Bu Roma krallıkla yönetilirken daha sonradan yönetim şeklinin biz defalarca değiştiğini görüyoruz. Krallığı kullanmış, imparatorluğu kullanmış. Yani imparatorluk farklı krallıktan çünkü içinde birden fazla ulus var demek. Cumhuriyeti kullanmış, meşrutiyeti kullanmış. Yani denenip denenebilecek bütün yönetim şekilleri Roma İmparatorluğu'nda uygulanmış. En son dönmüşler yine krallığa. En iyisi bu demişler. Bu arada krallık var ama bir meclis de var. Bir ihtiyarlar meclisi. Kurya adı verilen bir de halk meclisi var. Şimdi burada kral senatoya karşı sorumlu diyoruz ama senato derken kastettiğimiz şey de aslında yine meclis. Yani halk meclisi de, ihtiyarlar meclisi de
parlamento olarak geçiyor ya da senato olarak geçiyor. Günümüzde şöyle bir ayrım var. Günümüzde parlamento diyorsam sadece meclis aklıma gelmeli. Senato diyorsam bakanlar kuruluna yakın bir şey aklıma gelmeli. İkisi farklı. Peki. Roma toplumu, yani sosyal sınıflar bakımından baktığımızda, incelediğimizde... Gülü bu. Bir asker, gladyatör diyelim. Ya da lejyoner diyebiliriz. Sınıflar var toplum yapısında, sosyal sınıflar var. Patriciler, plebler ve köleler. Şimdi patrici diyorsam soyluları kastediyorum. Hı-hı. Yani baştan beri hep zengin olanlar. Tabii toprak zengini. O dönemde toprak para ediyor çünkü. Mülkiyet, devlet memuru ve asker olabilme haklarına sahipler. Mülkiyet hakkı, yani özel olarak bu toprak benim tapulu malım deme hakkına sahipler. Ya da dolayısıyla, satın alma. Ya da satın alma. Dolayısıyla bu toprak benim diyorsa o topraktan gelen ürünün de sahibi oluyor. Böylece zenginleşiyor. Sosyal yaşam açısından diğer sınıflarda yer alanlara göre patriciler daha rahat tabii ki. Asker olabilmek bir hak. Yani dikkat ederseniz öyle ben asker olacağım, ben ülkemi koruyacağım falan anlayışında değiller. Asker olabilmek herkesin yapabileceği bir şey değil, bir imtiyaz, ayrıcalık. Roma'ya sonradan gelip yerleşenler plebler. Yani toprak zaten birisinindi, ben sonradan geldim o toprağı işliyorum. Yani köylüyüm. Böyle düşünebiliriz. Plebler köylüler statüsünde. Hiçbir siyasi hakları yok. Yani o ihtiyarlar meclisi, halk meclisi, buna katılamıyorlar. Daha çok hayvancılık, tarım, ticaret gibi işlerle uğraşıyorlar. Köleler ise, yani alınıp satılabilen insanlar, o dönemde böyle bir zihniyet var maalesef, Roma'nın işgali altındaki ülkelerden getiriliyor. Bu dönemde de var o zihniyet, yani o kadar şey yapmayın. Yani bu dönemki kadar değil en azından. Tabii ki öldürülmüyordur herhalde direkt olarak. Evet, yani burada hiç para vermeden her iş için kullanıyorlar. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. İtalya'da köleleri ya da hizmetlileri diyelim, bir üç katlı ev yapıldı diyelim ki, en üst kata yerleştiriyorlar. Çünkü zenginler merdiven çıkmak istemez. Yani köle çıksın, köle yorulsun. Biz girişte oturalım. Halbuki en manzaralı yer üst katlardır. En güzel yerlerde köleler oturur. Üçte milat vardır ya böyle, günümüzde de vardır. Hani böyle bahçıvan yeri vesaire dışarıda şey yapılsın. Uzak tutma ihtiyacı da hissetmiyorlarmış demek ki. Evet, yani adamları öldürmüyorlar. Öldürmüyor. Yani o kadar hırsla yaklaşmıyor demek ki. Ben karnım korkuyor, doyuyor. Öldürsem ne olacak? Yani sonuçta ne olacak? Bir yerde yakalanacağım, beni öldürecekler. Bu arada patricilerin evlerinde hizmetçilik ya da uşaklık, tarlalarda işçilik ve kahyalık gibi işler yapıyorlar köleler. Dolayısıyla karınları doyuyor, karın tokluğunda çalışıyorlar. Hiçbir hakkı yok. Askere gidemiyor, vergi veremiyor, toprak alamıyor, mülkiyet yok. Efendisinin her istediğini yapmak zorundalar. Eğlence maksadıyla, vahşi hayvanlarla, arena dediğimiz yerlerde, gladyatör arenalarında dövüştürülüyorlar. Ölen ölüyor, sıradakini getiriyorlar. Böyle bir düzen var. Aynı şeyi biz Roma İmparatorluğu'nun İstanbul kanadında, şu anda Sultanahmet Meydanı olarak bildiğimiz yerde Romalıların bu dövüşleri yaptırdığını biliyoruz. Aynı şey burada da yaşanıyor. Sonradan insanlar için, yani insanlar niye ölüyor diye, sadece hayvanları birbirleriyle dövüştürmeye başlıyorlar. Başta o Sultanahmet Meydanı'nda, hipodromda insanlar, yani bu köleler oraya atılıp hayvanlarla dövüştürüyorlarmış. Yani insan zihni de dönemde evrim geçirmiş. Kesinlikle. Diyebiliriz o zaman. Yani bunun yanlış olduğunu. Direkt bunun yanlış olduğunu fark etmemiş de insanlar biraz yazık yani. Hayvanla hayvanı. Sonra en sonunda hayvanları dövüştürmeyi de bırakmışlar. Evet, sonra. Devam edenler vardır belki de, bilmiyorum. İspanya'da falan boğa güreşi ya da. Sınıfsal ayrım yüzünden. Kötü şartlarda yaşayan köleler bazen ayaklanıyorlar ama bu ayaklanmalar çok işte kanlı, büyük ayaklanmalar değil. Zaten çok kısa sürede bastırılabiliyor çünkü teçhizatları yok. Krallık yönetimine son veriyor. Daha önce de bahsettik ya, işte tekrar tekrar yönetim şekli değişir. Cumhuriyete geçerler. Cumhuriyette konsül adı verilen iki yüksek memur var. Mesela şöyle geçer: soylu memurlar dönemi, soylu askerler dönemi. Yani birkaç kişiden oluşur o. İşte soylu rahipler dönemi vardır. Bu konsüller bir yıllık süreyle görevlendirilir. Görev süresi bittiğinde yeni bir konsül bir başa geçer ve bir takım kuralları yeniden koyar, değiştirir.
vesaire. Ama meclise karşı sorumlular. Yani tek başına ben bu kuralı koydum yapılacak demiyor. Bir kral gibi, bir imparator gibi hareket de edemiyorlar. Görevi ne? Orduyu komuta ediyor. Yani savaş ne zaman yapılacak, ne zaman yapılmayacak? Bunu yönlendiriyor. Ama meclis bunun kararını veriyor. Yani ortak. Senatoyu toplantıya çağırıyor. İdari bir görev bu. Vergi sistemini düzenliyor. Kimden ne kadar alınacak bunları belirliyor. Ve toplanıp toplanmadığını denetlediği gibi toplanmasını da bizzat yapıyor. Yapılmazsa da zaten büyük cezalar var. Roma genişliyor sınır olarak Cumhuriyet döneminde. Ve Akdeniz'in batısında bulunan yerleri de hakimiyeti altına alıyor. Yani Akdeniz'in batısına derken neyi kastediyoruz? Akdeniz'in daha batıya doğru, işte İspanya'ya doğru olan ya da işte Fransa'ya doğru olan yerler. Hani Galyalılar vardır ya, Asterix, Obelix diye bir film vardır, Fransızların meşhur. İşte o Galya dediğimiz Fransızların ataları oluyor. Oraya doğru biz Roma İmparatorluğu ile Galyalılar arasındaki savaşları zaman zaman görüyoruz. Makedonya, Suriye ve Mısır'ı zapt eden Roma... Yani genişlemiş Orta Avrupa ve yine Arap Yarımadası olmak üzere. Bakın dikkat ederseniz Büyük İskender'in sahip olduğu yerlere sahip olmuş. Doğu Akdeniz'in fethini tamamlamıştır. Sınırların genişlemesinde düzenli Roma ordusunun etkisi var. Düzenli ordu varsa sürekli hali hazırda savaşa uygun bir birliğin var demek. Dolayısıyla bu karşı taraf için de caydırıcı bir güç. Yani sana saldıracak birileri varsa da saldırmaktan vazgeçebiliyor. Hı hı. Onlar düzenli, yani onların askeri var, yapamayız biz diye. Roma ordusu nasıl bir ordu? Yayalar var ve atlı askerler var. Osmanlı ordusuna benziyor. Orada da yaya ve müsellemler vardır. Müsellem atlı asker demek. Hı hı. Ordunun temelini lejyonlar, yani askeri birlikler meydana getirir. Fransızların lejyonlarıyla karıştırmayalım. Onlar paralı askerler demek. Burada genel olarak askeri birliğin adı birbirinden farklı. Roma'nın geniş bir coğrafyaya hakim olması sosyal yapının ve düzenin bozulmasına neden oluyor. Çünkü ne kadar çok toprağın varsa yönetmek o kadar zorlaşır. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkesin isteği farklı. Ve asker sevk edip bir isyan çıktığında onları bastırmak da zaman açısından da zor oluyor. Yani dünyanın öbür ucu neredeyse toprağın var. Evet, sen Roma'dan kalkacaksın, Mısır'a asker göndereceksin. İsyan çıkmış, gönder bastır ya da haberleşme açısından da zor. O yüzden yönetmek zorlaşıyor. Patriciler zamanla zenginleşiyor. Çünkü toprak sahibi ya onlar. Topraktan verim arttıkça onlar da parayı arttırmış oluyorlar. Plebler ve köylüler yoksullaşıyor. Çünkü hep onlar çalışıyor ama bir şey elde edemiyorlar. O yüzden artık yeter diyorlar. Ve sık sık çatışmalar, yani uzun süren diyoruz ama aralıklı sık sık çatışmalar birbirleriyle yaşıyorlar. Bu çatışmaların sonucunda bu böyle olmayacak, biz bu adamlara da hak verelim diyorlar. Ve şu anda bir hukuk fakültesine giren bir öğrencinin ilk öğreneceği şey olan 12 levha kanunlarını düzenliyorlar. Yani bir hukuk öğrencisi önce bunu öğreniyor, sonra günümüz hukuk kurallarını öğreniyor şu anda. Dolayısıyla çok temel bilgiler içeren bir hukuk kanunu serisi bu. Bu hukuk kuralları daha önce hiçbir yerde bu şekilde ele alınmamış. Yani iki tarafı da düşünen ve işte insan haklarını ya da halkın kendi isteklerini nasıl dile getireceğini ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını dile getiren bir kanun çeşidi. Pleblere, yani o köylü dediğimiz gruba memur ve asker olma hakkı tanınıyor. Hani asker olmak ayrıcalıktı ya, o ayrıcalığı artık pleblere de veriyorlar. Kölelerin var mı? Böyle bir hakkı hala yok. Köleler askere gidemez. Giderse zaten karşı tarafa geçer ya. Hani ben köleyim burada, bari bu ülkeden kurtulayım, başka ülkede yaşayayım der. Roma'da çıkan sınıfsal çatışmalara dıştan gelen saldırılarda eklenince bu durumdan bazı komutanlar yararlanıyor. Yani içeride bir isyan, bir devrim hareketi. Bundan sonra bu ülkeyi ben yönetiyorum diyorlar. Cumhuriyet mi? O da neymiş? Ben artık kralım diyorlar. Aynı benzerini biz Napolyon'da da görüyoruz Fransa'da. İşte Cumhuriyeti ilan edeceğim der. Seçerler onu. Ben kralım der bundan sonra. Seçilince. İşte Julius Caesar da benzer bir durumu yapıyor. Hayır, kralı hocam baştan söyle, ona göre hareket edelim biz de. İşte seçmeyelim o zaman, değil mi? Caesar, hani sen de mi Brutus diyen Caesar. Başa geçiyor, kral alıyor. Burada da bir Caesar heykeli var. Kaslı kaslı çizmişler ama yağ daha çok tabii, hı hı, esasında. Peki bir şey soracağım.
Napolyon'da da aynı durum var dediniz ya, o yüzden aklıma geldi. Sezar bunu düşünürken aslında gayet iyi niyetli düşünüyor olabilir mi? Neden? Ben bu ülkenin iyiliğini düşünüyorum ama cumhuriyetle idare edildiğimizde bakıyorum bazı kötü niyetli insanlar var ve bu demokrasiyi bunlar ya da bu cumhuriyeti bunlar suistimal ediyorlar. Ben onlara aman vermeyeyim, geçeyim bu ülkenin başına ve koruyayım halkımı. Evet, Sezar da olabilir. Sezar da olabilir de Napolyon'u ondan ayırmak o lazım. O biraz daha savaş taraftarı birisi. Evet. Peki şu yüzden soruyorum çünkü burada da o zaman cumhuriyet fikriyle krallık fikri birbirine çelişiyor. Evet. Aslında yapısal olarak çok çelişiyor ama düşüncesel bazda baktığımızda sanki daha isabetli olmuş gibi. Evet, amaç olarak. Evet. Evet, çünkü belki de Roma İmparatorluğu'nun ömrü daha kısa sürecekti eğer Sezar'ın yaptıkları olmasaydı. Yani yıkılabilirdi. Evet. Burada bahsettiğimiz Kartal, çift başlı Kartal figürü var. Sonradan Bizans'a da figür olacak. Şimdi Roma'da Cumhuriyet dönemi sona eriyor tabii ki. Octavianus'a... Çok özür diliyorum ya, hemen bir şey yapayım da az önceki söylemlerim sakın şey aşılmasın. Bu adam cumhuriyete karşı mı vesaire gibi. Ha. Çocuklarda böyle düşünceler çok oluşur çünkü. Adamın yaşadığı dönemi baz alın arkadaşlar. Ona göre düşünüyorum ben de. Çünkü her tarafta ayaklanmalar var sürekli. Bazen sanki o dönemde bir şey yapmak gerekiyor gibi. Bastırmak gerekiyor Durdurmak gibi. Durdurmak gerekiyor. Ya zaten bizim altın kuralımız da şu ya. Birinci ünitede görüyoruz. Tarih araştırmalarını incelerken o dönemin şartlarına göre inceleyeceğiz. İşte hocamızın da bahsettiği bu. Şimdi Octavianus'a geldik. Yani Julius Caesar'dan artık daha ileriki hükümdarlardan bahsediyoruz. Ve Augustus unvanının verildiğini biliyoruz. O yüzden biz bazı yerlerde hiç Octavianus diye bir hükümdar yokmuş gibi sadece Augustus adını görürüz. Bazı heykellerin altına da onun adını yazarlar. Hatta Ağustos ayına adını veren hükümdar. İmparatorluk dönemi başlıyor. Yani dikkat edersek Sezar krallık dönemini başlatmıştı, Augustus imparatorluk. Bunun sebebi şu, imparatorluğun içinde birden fazla ulus vardır. Sınırların genişlemesiyle topraklara katılan ulus sayısı da artar. Dolayısıyla da artık imparatorluk dönemine geçiş gerçekleşir. Bu dönemde iç güvenlik sağlanmış. Tabii ki güvenlik varsa zenginlik de beraberinde geliyor. Ne kadar güvenlisen o kadar çok üretebiliyorsun. Roma İmparatorluğu gücünü kaybetmeye başlıyor fakat 3. yüzyıldan itibaren. Çünkü göçler artıyor. Kavimler göçü tabii bununla çok etkili. Yani doğudan batıya doğru gelen topluluklar, gerek Türkler, gerek onların ittiği diğer kavimler Roma İmparatorluğu'nun bulunduğu topraklara kadar ilerliyor. Hatta daha yukarı ilerleyenler de var. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu bütün bu kadar gelen bu fazla göçe maruz kalınca önce zayıflıyor, sonra parçalanıyor. Yani ikiye ayrıldığını görüyoruz. Biz 395 yılında, yani kavimler göçünden belirli bir süre sonra, hemen değil. Yani kavimler göçünün aynı tarihte olamaz zaten. Göçlerle insanlar gelince 395 yılında ikiye bölündüğünü görüyoruz. Doğu Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu. Batı Roma İmparatorluğu Roma başkenti alıyor. Doğu Roma ise İstanbul'u başkenti olarak alıyor. Zaten sonradan ismini bizim Bizans olarak bildiğimiz ülke oluyor Doğu Roma İmparatorluğu. 476 yılında kuzeyden gelen, bu kavimler göçünün etkisi hala sürer. Kuzeyden gelen barbar kavimlerin saldırısıyla da Batı Roma yıkılır. Geriye kaldı sadece Doğu Roma. Doğu Roma'nın neyle yıkıldığını acaba hatırlar mıyız? Diğer adıyla Bizans olan devletin. Çok meşhurdur. Ayasofya'ya gelinir, surlar yıkılır, İstanbul'a. Fatih şahlanarak atıyla. Biz yıktık. Biz yıktık. Osmanlı Devleti Batı Roma'yı, kavimler, barbar kavimler yıkıyor. Doğu Roma'yı da artık Osmanlı Devleti 1453'te Fatih Sultan Mehmet sayesinde yıkıyor. Roma'da... Ben Sezar'a takıldım ya. O adamın hayatını okumak istiyorum. Yani gerçekten neden krallığı seçin? Yani neden onu döndürdüğünü öğrenmek istiyorum tam olarak. Bana bir kitap önerirsiniz artık. Buyurun. Tamam. Romalılar ilk dönemlerde tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Ama ticaretle de uğraşmak zorundalar. Çünkü hem denizden sağlayabilecekleri bir ticari yol var, hem karadan. O dönemki ticari yollardan gerçekten faydalanabilecek bir stratejik konumdalar. Dolayısıyla tarım, hayvancılık ve ticaret önemlidir Roma uygarlığında. Yollar sayesinde ticareti geliştiriyor, işleri kolaylaştırabilecek yollar oluşturuyorlar.
aklıma gelmişken söyleyeceğim. O kadar önemli ki aslında. Dünyada bilinen ilk kaldırımları yapıyorlar. Yani Romalılardan önce kaldırım nedir bilmezdik. Arnavut kaldırımlarını bundan mı yapmış? Tam Arnavut kaldırımı değil. Bayağı da düz yaptıkları kaldırımlar falan da var. Hatta çift şeritli yollar yapıyorlar. O çift şeritli yolların içine de gece daha rahat gidilsin diye fosfor, yani o güneş ışığını içinde biriktirip gece de yansıtan taşlar koyuyorlar aralara. Allah Allah. Hani şimdi yollarda vardır ya. Bu at arabaları için yani. Aynen, at arabaları için. Ya zaten bazı yolların içeriye gömük olduğunu görüyoruz. Kimi yerde böyle sanki yokuşmuş gibi. Aslında başlangıçta düz yapmışlar da at arabaları gide gele orayı eskitmiş ve içe doğru inmiş hale gelmiş. Ama kaldırım ve o fosforlu taşlar çok ilginçtir. Uygarlığın ne kadar ileri gittiğini de gösterir. Yani insanın, yürüyen kişi için bir yol daha gerektiğini fark etmişler daha o dönemlerde. Mimar ve sanatsal açıdan tabii ki büyük bir gelişme gösteriyor. Günümüze kadar gelen en önemli örneklerinden biri Kolezyum. Roma şehrinde bulunan, günümüze ziyarete açık bir yer. Bu Kolezyum 3 farklı mimari tarzda yapılıyor. Her katında farklı bir mimari tarz var. İşte İyon, Dor ve Korint dediğimiz tarzlar. Daha önce İyonlarda bahsetmiştik bunlardan. Ve burada tiyatro, dövüş ya da bazen halka açıklanabilecek bazı kararlar ya da müzik gibi gösteriler yapılıyor. Bu arada biletle giriliyor. Hadi ya. Kişi sayısı ne kadar fazla olursa, hani şimdi statlarda bilet de gelir ya işte, o biletlerden elde edilen gelirler de krala gidiyor kombine zaman varmış zaman. Yani bu şey anlayışı, arena anlayışı oldukça eski gelişmiş. Eski açık falan yani. Bu arada şeyde en yakın olabilecek yerde, en iyi görünebilecek yerde yine krallar oturuyor. En üstte de şeyler. Köleler. Köleler falan oturuyor. Yani en ucuz bilet parasını verenler. Orada bir sıkıntı var yani. En güzel görünecek yer de hani tepedendir aslında. Günümüzde startlarda da öyle galiba. Geride kaldığı için daha ucuz oluyor. Ön planlar şeyler daha uygun diyebiliyorum. Daha pahalı diyebiliyorum. Yani bir de şey var orada, hayvanlar birbirini yiyorsa, hani sen orada en yakın oturan kişiysen bir imparator olarak, sana da denk gelebilir, saldırılabilir. O da bir sıkıntı. Romalılar Yunan tiyatrolarına yeni bir boyut kazandırıyor. Şimdi Yunanlarda şehir tiyatroları var, amfiteyatrolar var. Ama onlar biraz daha farklı üsluplar, teknikler katıyorlar, geliştiriyorlar. Çeşitli yarışlar için kullanılan amfiteyatro, hayvan ve insan dövüşlerinin yapıldığı bir alan, spor gösterilerinin yapıldığı bir alan ve demin de söylediğiniz gibi tiyatronun yapıldığı alan. Bu arada bu spor dövüşlerini falan yapan gladyatörler var ya, filmlerde kaslı gösteriliyor. Aslında onların yağlı gösterilmesi lazım. Onlar gerçekten yağlı. Çünkü saplanan o kılıçları ya da işte herhangi bir kesici, delici maddeleri yağda absorbe edebiliyor. Yani ona dayanıklılığı artıyor. Ama kas olduğu zaman onun geri dönüşü daha zor. Toparlanması. Gerçekten de o dönem yağlandırılmaya mı çalışılmış? Evet. Şimdikiler rating düşüncesiyle o zaman yapıyorlar. Evet, tabii, daha iyi gözüküyor. Yapılarda kemerli ve kubbeli yapım tekniği var. Şimdi burada Valens kemeri, yani hükümdarlardan Valens'in yaptırdığı bir kemer, günümüzde Bozdoğan kemeri adıyla alınıyor. Ve İstanbul Üniversitesi'nden başlayıp Fatih Camii'ne kadar giden bir kemer. Saraçhane değil mi bu? Evet, Saraçhane, işte o İmeçe Çarşısı'nın hemen yanındaki. Şimdi bu bir su kemeri. Çünkü suyu taşımaları gerekiyor İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için. Şimdi bu üstten su gider, şuradan su gider. Yer yer bazı yerlerde suyu havalandırmak için de bacaları vardır, su bacaları. İşte bunun ne kadar uzun bir yol olduğunu, yani o dönemki bütün İstanbul'u kapladığını kafamıza yerleştirmemiz lazım. Su hep ihtiyaç olmuş ve hep sorun olmuş İstanbul için. Mimar Sinan döneminde bunlar onarılmış, yeniden kullanılmış. Günümüzde kullanılmıyor maalesef, sadece şey... Gezi. Tarihi amaçlı. Çıkılabiliyor mu üstlerine? Yani biz İstanbul Üniversitesi'ne hocamızla çıkmıştık. Hocamız tamir ettirmişti diye. Öyle bir şansımız olmuştu. Ama çıkanlar var bazı yerlerinde. Aslında kafeler var. Bizim hoca tamir etti la bunu. Evet, doğru. Onun önderliğinde oldu. Romalıların geliştirdikleri mimari üslup günümüze kadar varlığını koruyor. Hala devam ediyor. Biz Beyaz Saray'da, şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin o oval ofisinde, binasında falan, Pentagon'da, Washington'da hep Roma üslubunu kullandığını görüyoruz. Hep bir atıf var. Onun o hakimiyet gücünü orada yansıtmaya çalışırlar. Birçok alanda da vardır. Başka neler var? Aspendos Tiyatrosu. Valens'i söyledik. Augustus Tapınağı.
Roma hamamı. Ama yani bir sürü tapınaklar, bir sürü hamamlar. Bunlar bir iki tane saymakla bitecek şeyler değil. Din olarak da çok tanrılı inanışa sahipler başlangıçta. Sonra bu değişiyor. Hani Yunanlılarda mitoloji vardı ya, Yunan mitolojisi. Orada da çok tanrılar vardı. İşte burada da çok tanrılı ve Roma mitolojisi var. Yunan tanrılarını alıp isimlerini değiştiriyorlar. Tabii işte su tanrısı başka bir isimle alınıyor artık ama yine bir su tanrısı var gibi. Fakat Hristiyanlık ortaya çıktıktan yaklaşık 300 yıl kadar sonra Hristiyanlık tabii Arap Yarımadası'nın olduğu bölgelerde, yani daha doğuda ortaya çıkıyor ve yavaş yavaş Roma'ya kadar geliyor. İşte 300 yıl sürmüş o. 300 yıl sonra 313'te serbest bırakılıyor. Çünkü bunlar daha önce paganlar, yani çok tanrılı inanış paganizm olur. Hristiyanlık serbest olarak benimsenebilir demişler. Sonra da 381'de İznik Konsili vardır. Konsillerde de devletin resmi dini haline getirilir. Aynen. Ve artık herkes Hristiyan inancını devam ettirir derler. Latince konuşulan Romalılarda edebiyat Yunan edebiyatının etkisinde gelişmiş. Yani Yunanlılarda destanlar, efsaneler vardı ya. İşte onların etkisinde. Yunanlılarda Grekçe, Latinlerde de Latince var. İkisinin ayrı ayrı dönemleri vardır edebiyata yansıyan. Tarih yazıcılığı çok çok önemlidir. Herodot'tan daha önce bahsetmiştik, daha önceki uygarlıklarda. Onu devam ettirirler. Hitabet sanatı, yani retorik çok önemlidir. Ve İstanbul kültür sanat merkezi haline gelir. İşte kütüphaneler olsun, etkinlikler olsun, ticari yönden olsun, her anlamda. Bunun yanında İstanbul'dan başka nereler önemli? İskenderiye hala önemli. Efes, Antakya, Atina hep kültür merkezi olarak sayılacak yerler. Fakat Doğu Roma'nın Justinianus döneminde Ayasofya'nın yapılmasıyla en önemli sanat eseri Ayasofya olur. Kilise olarak. Hatta ondan öncesinde bir pagan tapınağıyken pagan tapınağından kiliseye, kiliseden de günümüzde camiye ve camiden de müzeye çevrilir. Kubbesi çok önemlidir. Tek parça halinde oturtulması açısından. O yüzden sanat harikası olarak anılır. Tabii başka nedenleri de var. Aya İrini, Kariye Camii, aynı zamanda müzedir Kariye Camii. Sergios ve Bacchus, Efes'teki Meryem Ana Kiliseleri, ki yanda görülen Efes'teki Meryem Ana Kilisesi'nin içi. Biz gittik, bunu bulamadık Meryem Ana Kilisesi'ni orada. İleride soğuda dediler bize, tarif ettiler. Tam çıkışına yakındı çünkü, öyle hatırlıyorum. Dolaştık bulamayınca geri döndük. Ben denk geldim, hatta bir ayine denk gelmişim. Öyle mi? Korktum da böyle bir ürperim çünkü siyah siyah falan giyinmişlerdi, dua da ediyorlardı. Alışkın olmayınca tabii dil ki. Dil olarak da alışkın olmayınca çıksak bir şeyde kaldık. Küçücük bir yer zaten, o yüzdendir hocam, çok ufak bir yer. Bin bir direk sarnıcı, yere batan sarnıcı da yine Doğu Roma'dan kalma yapılar. Yere batan sarnıcını da gezebiliyoruz. Zaten biraz önceki şeyde, sunum sayfalarımızda onun fotoğrafları vardı. Aynı zamanda Bizans İmparatoru olarak bildiğini zaten söyledik ama en önemli, en parlak devri Justinianus. Ayasofya'yı yaptıran kişi de ve Ayasofya'nın hemen önünde Justinianus heykelinin olmasından da anlaşılacağı gibi en parlak devirdir. Hatırlamıyorum, var mı şu anda? Şu anda yok. Ha. Günümüzde yok. Sun'a yakın sık sık bahseder o heykelden. Fatih'in İstanbul fethi sırasında önüne gelip işte saygı duyduğunu ve o heykeli yıkmadığını anlatır. Hani evet, ben senin şehrine geldim, bu önemli şehirde senin kültürüne de saygı duyuyorum, zarar vermeyeceğim ama bu şehir artık benim kültürüm de olacak der heykel için. Heykelin karşısına geçip. Bizans Büyük Selçuklu Devleti ile Malazgirt Savaşı'nı, Türkiye Selçuklu Devleti ile Mirekeferon Savaşı'nı yapar. Yani Türkler açısından Bizans hep var uzun süreler, Osmanlı onu yıkana kadar ama bu savaşlarda da hep yeniliyor. Yani çok güçlü değil. Malazgirt Savaşı'nda zaten ağır bir yenilgi alır. Mirekeferon Savaşı'nda aynı şekilde Türklerin Anadolu'ya girmesini sağlayacak savaşlardır bunlar. Her iki savaşta da aldıkları yenilgilerle Anadolu'da artık Türkler yaşamaya başlar. Bundan öncesinde Anadolu'da böyle tek tük, çok azdılar, artık çoğalıyor. Doğu Roma Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle yıkılır dedik daha önce de. Fakat ülke Tema adı verilen eyaletlere bölünür. Biz Perslerde bunu Tema yerine satraplık diye görmüştük. İskender'i anlatırken yine aynı sistemin satraplık adıyla kullanıldığını görmüştük. Burada Tema adı var. Yeni bir isim. LYS'de böyle isimlerle karşılaşıyoruz. Hani özellikle LYS'ye çalışacaklar için yeni bir kelime olması açısından önemli.
Kalelerde tekfur denilen valiler var. Biz Osmanlı tarihini anlatırken bu tekfurlara değinmiştik. Hatta Ermenice'den geçmiş takavur kelimesi demiştik. Bu valiler aynı satraplar gibi devletin hükümdarı tarafından bölgeye gönderilen ya da yerleştirilen kişiler. Latin kültürü yerine Helen kültürünü Doğu Roma benimsiyor. Çünkü Doğu Batı senteziydi. Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini benimsiyor. Diğer kısımda kalanlar Katolikliği benimser. Aradaki en büyük mezhep savaşları, çatışması buradan ortaya çıkar. Batı Roma'da ağırlıklı olarak Latince varken Doğu Roma'da ağırlıklı Grekçe vardır. Fakat Latin işgalinden sonra o da gider, ağırlıklı olarak Latince'ye döner. Çocukların eğitimi okuma yazma, hesap yapma becerilerinin geliştirilmesinden ibaret. Yani her şey güzel. 16 yaşından sonra hitabet. Yani hitabet çok önemli. Herkesin birbiriyle nasıl konuştuğu insanlar açısından önemli. Adap yönünden mi değerlendiriyorlar yoksa hitabet sen belli bir noktaya geleceksin. O yüzden böyle hitabetin kuvvetli olsun gibi mi? Yok, belli noktaya gelse de gelmese de hitabet önemli. Yani karşındaki kişiye güzel anlatabilmek, güzel konuşmak bir sanat.